Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'da bulunan 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma öncesi adliye önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fincancı'ya destek için gelenler ise dayanışma çağrısı yaptı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın davasına destek için gelenler İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeydi. TTB susmadı, susmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi sınırları içerisinde kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara ilişkin söylediği sözlerden dolayı Fincancı, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Hocamızı bugün karanlığa karşı, beyaz önlüklerimizle karşılayacağız. Duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi polis ablukası altına alındı. Adliye önünde yapılmak istenen destek açıklamasına ise izin verilmedi. Açıklama adliyeden uzak bir noktada yapıldı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten yaptığı açıklamada Fincancı'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Çağlayan Adliyesi'nin önünde 2 aya yakın bir süredir ülkemiz demokrasisi ve hukuk açısından yaşadığımız utanç verici bir dönemin bir nebze olsun sonlanması için toplandık. Tamamen siyasi hedeflerle ve açık bir hukuksuzlukla sürdürülen bu sürecin bugün sonlandırılmasını umut ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımızın örgütsel bütünlüğü ile buradayız. Ve Şebnem Korur Fincancı'nın derhal serbest bırakılmasını ve hakkındaki suçlamaların düşürülerek ilk duruşmada beraatini bekliyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramazsa, hukuksuz kararlar karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi. Bizim gibi kamu kurumu niteliğindeki anayasal meslek kuruluşları da kamucu bir bakış açısına sahip oldukları için bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için mücadele ettikleri için ülkedeki sömürü, talan ve yıkım politikalarına ve halkın içinde tutulduğu baskıya karşı çıktıkları için yıllardır siyasi iktidarın hedefinde. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, hiçbir zaman geri adım atmayacağız.